Başbakanın özellikle rahatsız olduğu bu dönemde Sayın Gürsel Tekin'in bir açıklaması oldu. Bakanların ve başbakanın işte açıklaması var. Her türlü işte kimse korkmasın, herkesin güvencesi biz olacağız diye. Şimdi o kelimeyi kullanmak istemiyorum da Allah uzun ömür versin. Başbakana bir şey olursa, bir Neron gelirse ne olacak diye bir açıklama yaptı. Direkt kullandığı kelimeyi söylemiyorum. Buna nasıl bir yanıt vermek istersiniz? Şimdi şöyle bakın, tabii zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu arkadaşlarımızın bu tür saldırılarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de diktatörlük ve faşizm denildiği zaman akla gelen tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü dünyadaki işte İtalya, Almanya uygulaması işte o dönemlerde Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi eliyle hayata geçirmiştir. Diktatörlük, faşizm Türkiye'de. Envai çeşit, cins cins, renk renk. Faşizm örnekleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseridir. Görmek isteyenler de faşizm, Türkiye'de faşizmin tarihi CHP'nin tarihidir. Bak. Aslında bir açıdan bakıldığında çok nettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihidir. Dolayısıyla tabii bu müzedir şu anda. Yani Allah'tan bu bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi aynı zamanda bir faşizm, diktatörlük müzesidir. Her türlü örneğini görebilirsiniz. Yargıya müdahalesinden tutun da yani bütün temel hakların bertaraf edildiği, ortadan kaldırıldığı en aykırı uygulamalarını görebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde, tek parti dönemlerinde. Müze yani faşizm müzesi aynı zamanda. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bir diktatörlük faşizm müzesidir. Geçmişe baktığınız zaman bunu görürsünüz. Allah'tan müze yani. Müze demek geçmiş demek, geçmişte kaldı biraz demek. Biraz bu bahsi devam ettirelim. Evet, devam ettirelim. Önemli bir konu. Çok önemli bir nokta. Bu haftada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kurultayı, belki üç kurultayı olacak. Bu konuyu sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra Sayın Nurettin Canikli ile konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Nurettin Canikli ile gelişmeleri değerlendiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak faşizmin müzesi diyordunuz. Neden müze diyorsunuz? Ve çünkü faşizm konusunu biraz açalım. Yani faşizmin en somut örneklerle hayata geçirildiği dönem bu dönemdir. Dünyada ve Türkiye'de. Yani zaman CHP'nin zaman basına... Evet, CHP'nin tek parti dönemi olduğu dönemde. Yani valilerin nasıl yargıya müdahale ettikleri, nasıl yargılama sonuçlarının önceden bilindiği ve verildiği, ona göre sonuçlar ortaya çıktığı. Yani aklınıza gelen her alanda faşizmin ve diktatörlüğün en acımasız örneklerinin hayata geçirildiği dönem bu dönemdir. Yani o nedenle müze diyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çeşit diktatörlük araçlarını kullandığı bir dönem ve ülke var mıdır bilemiyorum. Ama bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olduğu dönemde bol miktarda vardır ve o yönüyle. Şimdi zaten bakın, ne zaman bir tartışma çıksa hemen CHP'li milletvekili arkadaşlar çıkar tehdit ederler. Çıkar tehdit ederler. Ne diye tehdit ediyorlar? Yani işte şunu yapmazsanız şöyle olursunuz, dar ağacına gidersiniz, bilmem ne yaparsınız. Çünkü akıllarında, fikirlerinde hep o var. Hiç çıkmıyor. Tarihten gelen o derinliklerinden hala kurtulamamışlar. Zihin derinliklerinde, beyinlerinin gerisinde, aklında hep bunlar var. Normal bir şey yok. Demokrasi yok, kurallar yok, milletin iradesi yok. Milletin iradesiyle gelelim, hizmet edelim, milletin gönlünü kazanalım ve normal yollardan bu iktidar değilsin, yok. Hep böyle. Zaten işte bakın, bunu sadece o kadar ileri gidiyorlar ki kendilerine değil, bize değil, kendilerine de uyguluyorlar. Yani genel başkan değişimleri de yine bu yöntemle. Öyle. Yani öyle, ben size sorayım, öyle değil mi? Yani en son Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi nasıl oldu? Hatta kendileri söylüyor, biz söylemiyoruz. Tabii çok içlerine müdahale etmek istemiyoruz. Yani doğru değil belki ama. Fakat gerçek zihin yapılarını, iç dünyalarını yansıtmak açısından ilginç örnek olduğu için söylüyorum. Evet. Yani ve hep ya bu yöntemle, bir de şunu ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yıllardan beri 30 yıl mı oldu, 40 yıl mı oldu Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelemedi. 78-79'da geldi en son. Evet. O zaman da böyle işte bir takım yöntemlerle geldi. Evet. Satın almak 50 yıldır iktidara gelmiş. Gelemedik ama çok sağlam bir altyapımız var dedi Sayın Gürsel Tekin. Evet, muhalefet konusunda uzmanlar, yani onu şey yapıyoruz. Muhalefette uzmanlaştılar. Bu kesin, yani muhalefette kalmak konusunda Cumhuriyet Halk Partisi yine herhalde dünyada en uzman partilerden bir tanesidir. Muhalefet konusunda uzmanlaşmış bir partidir. Yani siyasi partiler normalde dönem dönem işte birkaç yıl kalır, sonra diğeri gelir falan. Sistem böyledir. Yani bu yine bu istisnalarının bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi gelemiyor. Şimdi şunu sorgulamaları beklenmez mi? Ya biz niye 40-50 yıldan beri iktidara gelemiyoruz? Öyle değil mi? Yani bir siyasi parti, ana muhalefet partisi, geçmişte ülkeyi yönetmiş uzun yıllar tek parti döneminde bir siyasi parti 40 yıl 50 yıllıklara gelemiyor. Düşünmesi niye gelemiyor sizce? Bence mantıklı, sağduyulu bir muhakeme, sorgulama yapılmıyor. Bu yapılsa şunu görecekler. Yani yönünü
Onların temel problemi şu, yönleri millete doğru çevrilmiş değil. Millet iradesini önemsemiyorlar, milleti hor görüyorlar. Yani kendilerini seçkin, elitist bir kitle olarak değerlendiriyorlar. Kendilerini milleti yönetmeyi görev olarak, görevli olarak kabul ediyorlar. Tabii böyle bir yaklaşım milletten uzaklaşmayı gerektiriyor sonuç itibariyle. Belki bu millete hafta uzaklar. Sonu, bu hafta sonu kurultay var, orada bir değerlendirme yaparlar mı? Hayır, yani o onunla ilgili değil. Bunun sorgulaması değil ki. Kim gelecek, sen mi ben mi? Sen daha kötü, sen şunu yaptın, ben bunu yaptım tartışmasıdır. Yani kayıkçı kavgasıdır şu anda yaptıkları. Yoksa ya biz niye iktidara gelemiyoruz? Bu amaçla bir kurultayları var mı bugüne kadar? 30-40 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ya biz şunu yap, ana muhalefet partisi şöyle köklü parti olduğumuzu iddia ediyoruz ama bir türlü millete biz güven telki veremiyoruz. Nedendir bu? Bunu bütün boyutlarıyla masaya yatırıp sorgulayıp ve sonuçlar ortaya çıkarmak gibi bir amaçları yok. O amaçla yapılmıyor bu kurultay, hafta sonu yapılacak olan kurultay. Yine muhalefetler, yani muhalifler arasında bir çatışmanın yeni bir alanı, bir versiyonu.